Merhaba, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz öncelikle. Evet. Güreşçiler dinlenmek için hangi sistemi uygularlar? Vallahi güreşçiler işte çok maç yapınca yorulunca yani akşam vücudun yarına kalınca vücudu bir an önce toparlaman gerekiyor. Evet. O açıdan işte yol bunları herkes bilmez tabii. İspirto hani ispirtoyu esas alkol sürüyoruz da alkolü bulamazsan hani ispirtoyu da olabiliyor. İspirto, kolonya da olur. Kolonya da olabilir evet. Alkol derecesi şey ama esas en faydalı olan alkol mesela. Alkolü bebeğinle veya bebeğin üstüne sürebilirsin ama alkolü sürdüğün zaman vücut akşamdan sabah uyuduğu zaman toparlıyor vücut yani. Bütün yorgunluğunu, o günkü bütün bitkinliğini, yorgunluğunu maç yapmışsın ya onun bütün şeyini alıyor. Evet. Sabah vücut yani hazırlanmış, sıfır oluyor yere. Yani. Nötrleştiriyor vücut. Evet, vücut çok ilk baştaki seviyeye geliyor. O derece masaj yapıp yatacaksın. Yiyeceksin evet. Veya alis yağla yağlanabilirsin. Bunu hep eski güreşçiler yapar ama şu an yeni güreşçiler hiçbiri bilmiyor. Bunu siz tavsiye eder misiniz? Ediyorum, evet. Çok ediyorum. Bu arada kendinizi de tanıtır mısınız? Ben baş alt pelvanı Mehmet Taşçı, Muhammed Taşçı. Ama şu anda güreş hayatım için hakemlik yapıyorum. Evet. Hakemlik hayatıma devam ediyorum yani. Evet. Bu yönde faydalı olmaya çalışıyorum. Evet. Bildiğimiz şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Siz yani antrenörlük yapıyor musunuz? Antrenörlük yapıyorum aynı zamanda. Hepsini yapıyoruz. Yani hem antrenör, hakemlik, hepsi. Bilgiler boşa gitmiyor yani. Aynen. Güreşten aldığımız, güreşin 35 senelik güreş hayatımız var. Güreşten aldığımız şeyleri aynı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü güreşe karşı bir vefa borcumuz var. Bunu vermemiz lazım. Evet. Yani ben kendimi öyle hissediyorum. Yani herkes de öyle olması lazım zaten. Peki. Öyle bir düşüncede olmamız lazım. Yani. Çünkü bir güreş sayesinde geldik buraya. Peki bir okul açılsa, yağlı güreş okulu burada bunu bilgiler aktarırsa daha iyi olmaz evet. mı? Evet. Yağlı güreş okulu şimdi mesela yağlı güreş federasyonu hala ayrıldı. Bakalım hani çok iyi şeyler olabilir. Olması lazım. Çünkü yağlı güreş ayrı olduğu için hani daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Evet. Kendini, benliğini buldu yani. Minlerden ayrı. Sadece yağlı güreş federasyonu sadece açılsa daha iyi olmaz mı? Zaten şu anda tam o konuda oraya doğru yol alıyor mu? Evet, oraya doğru yol alıyor. O konuda bir fazla şeyim yok ama öyle olacak tahmin ediyorum. Çünkü yağlı güreş kendi ayrıldığı için. Çünkü 661 yıldır yapılan bir sistemin federasyonun olmaması iyi değil bence. Aynen öyle, evet. Minder'e bağlı olduğu için bu zamana kadar hep Minder'le beraber gittik. Tamam, Minder de güreş bizim, o da bizim güreşimiz. Fark etmez, sıkıntı yok ama yağlının ayrılması gerekiyordu. Bence çok güzel bir şey oldu şu anda yağlının ayrılması. Çok iyi oldu yani. Kendi açısından. Daha erken olsaydı daha iyi olurduk. Çünkü daha çabuk yol kat etmiş olurduk yani yağlı açısından. Şimdi işte yağlı güreş sıfırdan başlıyor işte. Her şeyi sıfırdan açtık yağlı güreşin. Her şeyi sıfır basılacak yani. Öyle diyeyim ben size. Hani hakemliğin kartları. Hatalar daha azalır herhalde o zaman. Hatalar aynen. Şimdi minderden gelen arkadaşlarımız da böyle yapıyordu. Onlar da şey ama yağlı güreşin kendi yağlı güreşi yapıp hakemlik yapan arkadaşlar daha arttı yani bu işte. Evet. Çünkü işin temelinden geliyor. Şimdi minderden gelen veya hakemlik belgesi olan herkes yapıyor. Peki, ama yağlı güreşten gelenler daha arttı bence. Tamam. Bu işin şeyini, mektebini okuyor yani. Anlatabildim, öyle diyeyim ben. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi ben Ahmet Taşçı'ya da sormuştum da. Evet. Mesela şimdi yıllarca güreş yapıyorsunuz. Yaptığınız güreşten sonra hakemliğe veya bir şeye geçiyorsunuz. Hakeme geçtikten sonra neden bu hakemliğe geçtikten sonra mesela o hatalar düzelmiyor? Mesela o hatayı, aynısını yaşadığı şeyi başkasına da yaşatıyor. Nasıl oluyor? Öyle yaşatmaması lazım. Değil mi? Daha adaletli davranması gerekmiyor. Şimdi güreş hayatı boyunca yaşadığı sıkıntıları, şeyleri o her kişi biliyor. Aynı evet. şekilde onu mesela hakem şimdi, olduğu zaman işte bu, mesela evet. o hatayı kendine yapıldıysa onu Ahmet Taşçı da söyledi. Bana da aynısı yapıldı evet, demişti. Doğru. Yani böyle olmaması gerekiyor. Mesela ya orada bir hata yaşadıysa o hatayı başka çocukların yaşamaması gerekmiyor. Yaşamaması gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Çünkü sen bir kere yanmış o hatadan. Kendisi yanmış. Başkası evet. da yanmaması lazım. Yanmaması lazım. Ama genelde lazım. Oluyor bu. Maalesef oluyor yani. Acaba acısını lazım. Mı çıkartıyor? Ya işte şimdi çünkü sen ne diyor bir şeyimizde? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmıyorsun. Evet. Üstelik de şimdi peygamber sporu diyorlar değil mi? Evet. O zaman neden bunlar oluyor? İşte herkesin vicdanı nasıl diyeyim ben artık yani şey olarak. Vicdanla cüzdan arasında mı gelip gidiyor? Ya şimdi sana yapıldığı zaman sen nasıl kızıyorsun, tepki gösteriyorsun? Evet. Aynı şekilde yapıldığı zaman da sen onun karşısında durman lazım. Yani
O hata bir daha tekrarlanmamalı ki. Hata ortadan kalksın. Aynen öyle, tekrarlanmamalı. Zaten sen bunu yaşadın. Senin başkası bunları yaşamasın yani. Sen bizden sonraki nesil veya sen yaşadın diye onlar yaşayacak diye bir kaydı yok ki. Evet. Ya o insanlar şey mesela dediğim artık karakter mi artık vicdan mı o anki şey mi? Evet. Hani yapıyla alakalı mı bir şey? Hani kendi yapısında da alakalı bir şey mi? Ama evet. Hani veya dediğin gibi ben yapıldı. Aleyküm. Şimdi öbür türlü düşünce de var şimdi. Bana yapıldı, İyi, bana da yapılsın kardeşim. Ben yaşadıysam sen de yaşayacaksın diye böyle bir kayda var mı yani böyle bir geri kafalı oluyor bu. Ama maalesef öyle olanlar da var demek ki senin demin sorduğuna göre. Demek ki öyleler de var. Ben yapıldım hani başkası da yapmışsın. İki türlü zihniyet var. Bir öyle var bir de öbür türlü. Yani bu şeyi ben çektim başkası çekmesin kardeşim. Hani kurtulsun, yanmasın. Bu ders olsun yani. Abi deli bağırma. Hani ben son olayım, benden sonra olmasın kimse kardeşim yani. Aynen. Öyle de düşünürsün. Ama işte diyor ya insanların, herkesin düşüncesi farklı mı diyeyim, ne diyeyim veya o anki yönetimde hakemlerin, işte hakemin tercihine kaldığı için hakemin tercihine kalıyor zaten de. Kötü kullanıyor tercihini o zaman yani ne diyeyim öyle. Eğitim şart yani. Eğitim yani. Şart. Aynen öyle yani şimdi. Sana yapılmayan bir şey başkasına yapılmasını istemezsin. Yani bir de kurallar gelmesi lazım. Mesela şöyle bir şey olsa, puanlama sistemi olsa, orada da cezalar olsa, hakeme de ceza olsun. Mesela futbolda olduğu gibi. O zaman bu sorunlar çözülmez şimdi mi? Şimdi zaten esasında şu anda hakem mesela kura hakemleri de değil de böyle bir sistem olacak. Yani dediğim olması gibi lazım yanlış, yanlış yapan hakemleri uyaracaksın veya onları yazacak. Mesela göreve yazılmaz, bilmem ne olur. Ceza öyle, alması lazım öyle, ki öyle, bir daha yapmaması lazım. Aynen. Sistem getirilmesi lazım. Değil hata, mi? Çok hata yapan, üç kere hata yapanı veya hani büyük hata yapanları. Kardeşim sen dinleneceksin bir dahaki hafta. Evet. Öbür arkadaşlara görev vereceğiz. Osman Şener'le ben yaptığım röportajda o söyledi. Öyle daha önceden yapılmıştı bu işler. Yine aynen düzene konulabilir şu aslında. Da, şu anda uygulanıyor hakem şey ama nasıl uygulanıyor hani bariz hata yaparsan işte atıyorum Mehmet, Hasan bir dahaki haftaya yazmayacaksın göreve mesela. Bir de mesela yönetim, şimdi Federasyondaki yönetimdeki kişiler yapıyor yazması lazım. Yapıyor bunu. Pehlivan da mesela ceza alıyor. Parasını ödüyor, güreşiyor. Aslında o da olmaması saçma, lazım. O da saçma. O zaman ceza vermenin ne anlamı var? Yok. O para olayı da saçma çünkü caydırıcılık. Sistem getirilirse başarı gelir aslında. Çok büyük gerçi para ödülü koysan gene adam ona da verir para. Hayır verir. Öyle değil. Cezalıysa cezalı olması lazım. Ya kart niye veriyorsun ki? Ya mesela zaman, işte futbolcuların o zaman milyonlarca parası var. Versin oynasın. Öyle bir şey olabilir mi? Paralılar o zaman hep verir öder. İşte yok para parası değil. Olan, sistem olması lazım. Parasız olan için o zaman hiç cezayı çekecek. Yani. Devam edecek öyle mi olacak? İşte adalet sağlanmaz o zaman. Sağlanmaz aynen doğru söylüyorsun. Evet. Yani o çekmesi lazım. Peki sizin yeni yetişenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Vallahi yeni şimdi şu andaki nesilde işte hani usta çırak ilişkisi saygılı olmaları lazım. Ustalarına, büyüklerine karşı, hakemlere. Yani şu andaki yeni eskiden bak bu usta çırak ilişkisi devam ediyordu. Şu anda fazla öyle maalesef usta çırak ilişkisi olmadığı için şey de olmuyor yani saygı işte nasıl diyeyim mesela şey oluyor. Disiplinsizlik işte büyüğüne küçüğüne saygı göstermen gerekiyor ki güreşte usta çırak ilişkisi var yani. Evet. Sen bunu uygulamazsan, bunu usta çırak ilişkisini veremezsen başarılı da olmuyor. Hani ahlaksız sporcu ahlak şey olması lazım. Yani saygılı ahlaksız olması lazım. Büyüklere de kabahat var ama. Büyüklere de işte ama tabii usta da buna oluyor, usta da buna usta olması lazım yani. Usta tamam, yani kendi de, çıkar ilişkisine değil de gerçekten çırağın yetişmesi için yani, uğraşması gerekir değil aynen mi? Aynen öyle. Ustalı, tabii canım, ustalar öyle yapması lazım. Yetiştirmesi lazım. Çıraklarda ahlaklı yetişmesi lazım. Aynen. Usta sistem. İyi olması lazım ahlaklı ki çırak da alttan öyle gelmesi. Ama dediği gibi usta hani menfaatçi veya maddiyata önem verirse çırak da onun gibi olur. Çırak armut çünkü, dibine düşer yani. Biz çünkü çıraklık yaptık. Biz yani, hiç şey yapmadık yani. Para konusunda şey var bak. Çok yani, eski çıraklar, ustalar çok iyiydi yani ustalar. Evet. Ya biz şimdi son zamanlarda yetişenler biz ustanın yanında oturamıyorduk. Yanına gelemiyorduk. Aynı odada oturamıyorduk. Başka odada oturuyorduk. Yani, general gibiydi yani. Ya işte başka odada oturamıyorduk. Şey, babadan, var, anneden disiplin var. Evde anneden babadan aşırı neşir olmuyor. Anneyle babadan hiç şey yapmıyorduk. Ama ustadan anne babam bizi o kadar hani şey yapmıyordu. Tınlamıyorsun ustayı yani. Görünce
Değişiyordu hani ya, tınlamıyordun aynen dediğiniz gibi. Yani ya o saygı, o şeyi vermek önemli yani. O şeyi vermen önemli. Evet. Anneye babaya mesela tamam annemiz domuz o bizim ama onu ayrı bir şey. Orada tolerans var ama ustada yok. Ya usta yani ustayı gördüm yanında konuşamıyorsun, oturamıyorsun, şey yapamıyorsun. Ne derse. Göz hareketiyle yıkıyordum. Her şeyi hallediyor. Her şeyinle mesela güneşten sonra yıkıyorduk. Daha ne diyeyim yani çok şey yapmıyorduk yani. Her şeyi yapıyorduk görevi. Hiçbir şey. Evet. Görevimizi tam yapıyorduk. Önemli evet. Olan ne biliyor musun? O zamanki çıraklar yani sizden bu işi yapmak istiyordunuz. Bu mesleği aşkla kavramak istiyordunuz. Yani bunu devam etmek istiyordunuz. Güreş sporunu yapmak istiyordunuz. Evet, güreşçi olmak istiyordunuz. Şimdi bunlar öyle değil. Bunlar babalar onu şey derler filan böyle şimdi, gidiyor. Olmasa anda, da olur, evet, olmasa da olur diyor. Şu anda maddi imkanlar süper mesela. Herkes araba var, kısmet yapılıyor, araba var, her şey var ama pehlivanlık yok şu anda. Bizim zamanımızda araba imkansızlıklar maddiyat var. Geldi, pehlivanlık bitti diyelim. Aynen öyle. Maddiyat. Şu anda maddiyat ya iyi ama pehlivanlık yok. Güreşe aşk ediyorlardı bunu. Evet, ama güreşiyorlar. Evet biz kamyonla güreşe gidiyorduk. Araba yoktu mesela güreşe gidiyordum ben kamyonla birinci oluyordum. Birinci oluyordum geliyordum aldım parayı yani yemeğime yetmedi veya anlatabildim hiç ne, durum yoktu. Bir, demek ki uzun süreli bir röportaj yapmamız lazım. Çektiğiniz şeyleri de anlatırsanız daha da güzel olur. Uzun dizeler neler çektik. Yolda araba kaldı, arabayla minibüste gittik, araba bozuldu, kamyona bindik, kamyona bindik. Sonra da yürüyerek devam ettiniz. Ondan sonra bir gittik. Bir de bizim bu ufaktık o zaman. Bizim boylar sabah olduğu için yetişmemiz lazım. Biz sabah erkenden gidiyorduk, apar topar giyiyorduk. O hallerle yani çok şeylerle çektik yani. Ondan sonra gittik, güreş yaptık. Birinci oluyorduk bir de. Gidiyordum o kadar ezdiği için bizim birinci oluyorduk. Şimdi araba var, kısmetler var. Helva yapacak adam yok. Yeme içme var, her şey var, kısmet var, araba var. Bütün imkanlar var ama güreş yok. Demek ki... Ya bu spor zengin spor ya. Değil bence yani. Varlıklar değil, yokluklar varlık, başarıyı getiriyor değil aynen mi? Aynen öyle, varlıklı olunca bu iş olmuyor. Benim anladığım o yani. Evet. Yokluk olunca, sıkışınca ben bu işi yapacağım diyorsun. Kısacası. Doğruyorsun kendini. Öbür türlü varlık olunca ya gerekir. Çaresizseniz çaresizsiniz yani. Aynen o zaman öyle oluyor yani. Ben öyle yaşadık yani biz. Bize böyle denk geldi. Demek ki öyle oluyor. Varlıklı olmuyor bu iş. Benim anladığım kadarıyla yoklukla diyor ya şeyi delersin. Ne? Tabii, aç şey. Azimle. Yani şeyi deler bir atasözü var hatta tam söylemedim de yani azimli aynen ben bu işi yapayım. Çünkü başka senin çaren yok alternatifin yok ben güreşçi olacağım diyorsun ama öbür türlü ya, araba da var bütün her şeyim var. Babanda da para varsa zaten sorun yok. Çıkıyorsun. Bu iş zevkin hani şeyine ya babanda para var dediğin gibi durumun değilse. Ya, bu olmasa öbürü olur diyor. Onun için benim gördüğüm bu yaşa kadar mesela gördüğüm aydın. Sıkıntı cid olacak yani. Hı. Şeyin olacak yani. Durumu niye olmayacak yani açıkçası. Ya Hasan Tuna da onu söylemişti. Dedi ki gariban işi bu dedi. Aynen öyle. Ben gariban dedi, olmayan adam dedi yapamaz yok, dedi. Yok. Başarılı da olamaz dedi. Çünkü hiç zorlamıyorsun kendini. Evet. Durumun oldu mu her şeyine dedi. Yemeğin var. İhtiyacın hani her şeyine dedi diyorsun. Ne yapacağım güreş? Güreş de eziyet bu iş. Ağır iş bu. Evet. Spor ağır spor. Evet. Yani normal bir insanın yapacağı spor zaten değil. Evet. Yapamıyoruz zaten. Ağır bir spor. Birebir güreştiğin için. Dünyanın en zor sporlarından birisi. En zor sporundan biri. Birebir. Adam zaten diyor ya ben bu kadar eziyet niye çekeceğim diyor. Benim param zaten her şeyim var. Evet. Yani gereksinim duymuyor ama sende olmayınca, ailede olmayınca benim tek çarem bu diyorsun. Hayatımın kurtuluşu i̇şte, bu. Ben burada zorunlu istikamet. Baş pehlivan olmam lazım ki kendimi kurtarayım, hayatımı kurtarayım. Evet. O açıdan düşündüğün zaman kendini %100 veriyorsun. Sabah akşam antrenman yapıyorsun. Uyumuyorsun, şey yapmıyorsun. Her şeyini %100 buraya veriyorsun. Yani ama baş pehlivan olmadan kendini kurtaramazsın. Tabii, baş pehlivan buna en ama güzel örnek İsmail Balaban diyebilir miyiz? Çünkü zorunlu olunca başarı geliyor. Evet, değil onlar mi? O da mesela değil Elmalı'da mi? Köy hayatında. O yani evet. O da oradan geldi. Yani zor ama şu anda bak şey para gelir. Elma kasaları mesela o evet da yıkıyormuş. Ahmet Aşçı da mesela elma kasaları yıkıyordu. O da kamyon aynen tekerleriyle uğraşıyormuş mesela. Ahmet Aşçı ilk güreşe başladı ama Elmalı İsmail Balaban'ın olduğu köyde kamyon yıkıyordu. Evet. Elma kasalarında. Aynı orada evet. Elmalı Akçay'da. Elmalı Akçay kasabasında İsmail Balaban olduğu köyde. Evet. Ya, çünkü çok orada kamyona bak bu önemli bir anekdot işte. Fabrikaya girdi. Hani İsmail Balaban'la Ahmet Aşçı'nın esasında hayatı birebir aynı. Rençberlik yapıyorum dedi zaten ama kendisi öyle demişti. Ahmet Aşçı da onlar da evet öyle demişti. Kamyon şeyi elma kasası büyüklüyordu İsmail Balaban'la. O da elma kasası yükleye kuvvetli oldu. Oradan sonra geldi. Karamsar'a geldi o işten sonra. Lastik fabrikasına girince. Sonra evet. Ama bu elma kasası ilk başladığı şey.
İlk yani. Hep elmadan kaynaklanıyor demek ki. Aynı Apple gibi. İkisinin de esasında bakarsanız ikisinde hayatı aynı geliyor. İsmail Balaban'la Turan'a. Onların ikisinin namı taşıyla mesela. Mesela Turan o kadar çevirmedi ama İsmail gerçekten çok hırslı. Böyle ne bileyim. Turan Balaban da hırslı ama bu İsmail Balaban tabii. İsmail bir, bambaşka bir şey. Ondan bir tık, bir iki tık daha fazla. Var yani. Şeyi var. Her yönden fazla evet. İkizlerin demek ki ikiz bir de oldukları için herhalde ikizlerde öyle biri güçlü biri zayıf mı oluyor? Öyle mi oluyor? Nasıl tam şey olarak? Biri pasifik biri aktif yani. Aynen öyle. Ona daha fazla genler gitmiş herhalde İsmail Balaban'da. Olabilir. Ama babası da güreşçi değil ama bak demek ki başarı olunca oluyormuş yani. Atadan gelmese yani, de oluyormuş. Mesela Ahmet Erşin'in babası güreşçi, abisi güreşçi. Orada var. Güreş yaptı. Evet. Abisi benim yani benim babam işte abisi oluyordu. Hı-hı. Abisi benim babam. Hı-hı. O güreşçi. Ben de güreş yapıyorum. Yani dede, baba, abi. Siz soy sop hepsi güreşçi yani. Biz hepsi güreşçi. Öyle baktığınız zaman. Sizin çocuğunuz var mı? Çocuğunuz da yetişiyor mu? Çocuğum var ama maalesef erkek yok. Kız var. Ama kızlarda da şu anda kadınlar da güreşiyorlar. Var. Bir tane siz yapıyordu spor. Aynen. Ufakken güreşi biraz şeyliydi biraz da. Şimdi voleybol oynuyor. Onların rahmetli halasını yedemeyiz biz. Halasını. Tabii. Bizim sülalede tabii o da öyle. Ahmetaş'ın ablası da mesela erkek gibi çok güçlü. Erkek olsaydı o da kesin güreş yapardı. O zaman o da dünya şampiyonlukları falan alırdı evet. Ya. Babam mesela işte Yasemin Adar gibi. Ahmetaş'ın abisi benim babam oluyor. Babam anlatıyorlar şu anda Ahmetaş'ın daha güçlü diyor. Ben şaşırdım yani nasıl diyor. Ahmetaş'ın güçlü insanı ben görmedim. Ama arkadaşları hep söyle diyor. Evet. Hep söyle diyor. Yani o daha güçlü diyorlar. Ben evet. Ben bak böyle hiç gelmedim abi. Evet, Spor Severler TV'ye katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok vallahi başka yerlerden girdik. Güzel muhabbet sohbet oldu. Ondan sonra buraya İnşallah, geliyorduk galiba. Yani bunu örnek alırlar insanlar. Evet. Merkezden şey yaparlar yani. Size sağlıklı günler diliyorum. Çok hoşçakalın. Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Sağ olasın.